Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Bugün biraz ağırdan aldım. Perdeleri bile kaldırmadım henüz. Uzandım, dinlendim. Derken bu saat oldu. Şurayı da toplayayım hemen. Hemen şöyle kahvaltıları da hazırladım. Simitçinin sesi var, bakalım buradan geçerse. Dün kızlara alamamıştım. Simit alacağım onlara. Bir de omlet yaparım tereyağında. Afiyetle kahvaltımızı yaparız bakalım. Bakın sofrayı kim kuruyor? Duru Hanım kuruyor. Çünkü hayatta bana kurdurmaz. Hepsini kendi taşır böyle ablaları, biliyor musunuz siz? Sen elleme anneciğim, ben taşıyacağım. Hamarat kızım. Gel bakalım. Oy oy oy. Oy oy oy, hızını alamıyor. Hızını alamıyor. Bak bak bak. Numaralara bak onda. Gelmiyor musun? Yetişemedin mi diğerlerine? İki gündür simitçiyi yakalayamıyoruz. Aslında böyle bir 10 dakikada bir, 15 dakikada bir geçerdi buradan. Anlamadım nasıl kaçırıyoruz. Azra da yumurtalı ekmek yap dedi. İyi dedim, hadi senin dediğin olsun. Şöyle büyük oluyor diye ekmekleri bölüyorum yine ortadan. Bu ekmekler çok güzel oluyor. Trabzon ekmeği gibi. Çayın altında yakalım. Ne kızım? Ablan yumurtalı ekmek istedi ya. Yumurtalı ekmekler nar gibi kızardı arkadaşlar, bakın. Şimdi Duru'nun hazırladığı sofrada yerini alsın. Tabakları biraz kaydırmış olsun. Hadi afiyet olsun kızlar. Ne oldu? Helal helal. Çayını karıştır bakalım Duru. Ben ikinciyi yedim. İkinciyi mi yedin? Aferin kız. Siz seviyorsunuz zaten. Çok seviyorsunuz. Bakın çaya ekmek banıyor. Dedesi de böyle yapar. Kayınpederim. Senelerden beri böyle çayla ekmek yer. Duru da ondan mı gördü acaba? Dedenden mi gördün Duru? Yer. Kimden gördün? Babamdan. Baba Light'tan mı gördün? Babaannesinden görmüş. Çaya ekmek banıyor. Çok fenasın Duru sen ya. Ya. Şımarma. Hadi ye yumurtalı ekmeğini. Hadi bitir. Bak bak, şımarma şımarma. Kahvaltı sonrası mutfağı çiçek gibi yaptım arkadaşlar. Ocağımı falan, her yeri temizledim. Ev yerinin içini çamaşır suyuyla temizledim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Kupları siliyorum. Bunlarda çok iz kalıyor ya, böyle kuru bezle üzerinden geçiyorum. Bunları böyle parlatıyorum. O kadar iz oluyor ki zaten her bulaşık sonrası ben bunu yapıyorum. Şöyle. Bu Mintax'ın havlu bezleri gerçekten çok güzel. Böyle şey, tüy falan bırakmıyor. Geçen bir arkadaş sormuştu sarı bez hangisini kullanıyorsun diye. Sarı bez, Bim'inkini alıyorum. O iyi yani, zaten ben bunu birkaç sefer kullanıyorum. Yenisini açıyorum hani kötü olunca. Hatta arada da çamaşır suyuna basıyorum. Mesela akşamları çamaşır sulu suya basıyorum. Böyle yani, bundan da memnunum bakın. Toz tüy bir şey bırakmıyor. Yani kurulamak için harika. Böyle özellikle kulplarınızı. Alt kapaklar da çok iz oluyor. Onları sildim. Size de göstereyim dedim. Çünkü ara ara Instagram'dan da bana çok kurulama bezini soran oluyor. Bunu her yere kullanıyorum. Akşam yıkıyorum bunu ben sabunlu suyla. Sabaha kadar kuruyor, asıyorum. Kullanıyorum yani sık sık. Şimdi buradan çıkacağım. Diğer tarafları şöyle bir toplayayım.
Saat 2'ye geldi. Az önce Rıza geldi. Ben tam işlerimi bitirmiştim. Bugün yarım gün çalıştı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramı. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun bu arada. Ben şimdi hazırlandım. Çarşıya gidiyorum. Bu kaşlarımın ikinci seansının atılması lazım. Çoktan zamanı geçti. Normalde işlemden 25 gün sonra attırmam gerekiyordu ama fırsat bulup gidemedim. Bir türlü böyle hep erteledim, yani denk gitmedi. Bugün artık hazır müsaitken Belde ablaya da sordum, bugün müsait misin diye. Hazır salon sakinken gideyim halledeyim dedim. Rıza da evde çünkü. Kızlarla birlikte annesine inecek şimdi. Beni de çarşıya bırakacaklar. Ben de artık ikinci rutuşu yaptıracağım. Çünkü bayağı silindi. İlkinde zaten silinebiliyormuş böyle. İkinci rutuş mutlaka gerekiyormuş. Onu yaptıracağım. Bir iki işim var çarşıda. Onları halledeceğim. Oradan artık... Rıza beni çarşıya kadar bıraktı. Şimdi güzellik merkezine doğru gidiyorum arkadaşlar. Nihayet evin yolunu bulabildim. Saat 6'ya geldi. Az önce geldim eve. Hemen çay suyu koydum. Bir şeyler hazırlayacağım. O kadar çok acıktım ki. Gelirken bir şeyler aldım. Şöyle kahvaltılık falan, yine geçen akşam yaptığımız gibi. Rıza da kızları getirdi aşağıdan. Kayınvalidem çorba yapmış onlara, tarhana çorbası. Onlar yemişler ama biz de birlikte atıştırırlar bakalım. Vallahi kaşlarımı yenilettim. İkinci rutuşunu yaptırdım. Gayet güzel oldu. Zaten zamanı gelmişti. Gitmişken lip liner'ı da yenilettim. Hem salon boştu, müsaitti, hem de onu da bayağı erteledim ben. Normalde ikinci seansının çoktan zamanı geçti. Onu da yaptırdım derken yenilendik bakalım. Sonra yetmedi, üstüne Belde abla kimyasal bir peeling uyguladı bana. Yüzümdeki sivilce problemleri için. Birkaç seans daha yapacak. Sivilceleri azaltmaya, işte cildi parlak, canlı göstermeye yarayan bir peeling. Onu da yaptı derken bayağı oyalandım. Çarşıda da başka hiçbir yere uğramadım vallahi. Direkt dolmuşa bindim geldim çünkü kahvaltıyla duruyorum. Böyle yani, ellerine kollarına sağlık, ben çok beğendim. Artık bundan sonra bir sene kullanacağım bu kaşımı. Bir sene gidiyormuş zaten. İnşallah şey yapar, böyle hemen atmaz. Atmazmış zaten, ikinci seanstan sonra atmaz dedi. İlki böyle çabuk akabiliyor ama ikinci attırdığınızda oturuyormuş. Neyse, ben bir şeyler hazırlayayım, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Yemekler yendi, mutfak toplandı. Şimdi ne yapacağım? Vallahi canımız böyle tatlı bir şeyler çekti. Pratik ne yapabilirim diye düşündüm. İrmik topları yapacağım. Çok uzun zamandır yapmadım. Hatta belki de YouTube kanalımda hiç görmemişsinizdir bile. Eskiden bu tarifimi çok yapıyordum. Doğum günlerinde özellikle çok pratik, çok da güzel oluyor masada. Şimdi hemen size malzemeleri sayacağım. 3 su bardağı sütüm var. 2 kahvelerin yanına da çok güzel oluyor bu. 3 su bardağı sütümüzü koyduk. Burada bakın 7 çorba kaşığı toz şeker var arkadaşlar. Burada da yine 7 çorba kaşığı irmiğimiz var. Hemen ocağa alıyoruz. Piştikten sonra 1 paket vanilya katacağız. Koyulaşık kıvam alıncaya kadar karıştıracağız arkadaşlar. Hemen oluyor zaten, çok beklemiyorsunuz. Kıvamını aldı bakın, iyice koyulaştı. Şimdi altını kapatacağım. Vanilyamı ekleyeceğim. Bu da niye böyle oynuyor ocak, anlamadım. Vanilyayı da ekleyip iyice karıştırıyorum. Sonra bunu başka bir kaba alacağım çabuk soğusun diye. Çünkü bunun iyice soğuması lazım arkadaşlar. Ondan sonra 1 paket toz krem şanti koyacağız içine ve irmik toplarımızı yapacağız. Hindistan cevizine bulayacağız. Ocak tam oturmamış mı onu anlamadım. Yok, ızgarası yerinde. Şimdi bunu ben borcama alıyorum. Şöyle derin bir kaseye alıyorum iyice soğuması için. Yaklaşık bir yarım saatte falan soğur herhalde. Ondan sonra krem şantimizi koyarız.
Ara ara böyle gelip gidip karıştıracağım. Soğumasını sağlayacağım. Hem de üstü kabuk bağlamayacak. Kıvamı çok güzel oldu. İrmiğimiz soğudu arkadaşlar. İrmikli muhallebi. Yoğrulacak kıvama gelmiş diyemedim de. Şimdi bir paket toz krem şanti ekliyoruz içine. İster elinizle ister kaşıkla yedirebilirsiniz krem şantiyi. Şimdi ben elimle devam edeceğim. Biraz şöyle yapayım. İyice tuzu yiyene kadar. Ben de Duru'yu uyuttum geldim bu arada. O yüzden sessiz konuşuyorum. Şimdi şöyle bir kaba su aldım. Elimi ıslatıp ıslatıp ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım. Ele yapışıyor çünkü. Bakın şöyle. Şurayı hazırlayalım. Ondan sonra süsleme kısmına geçeriz. Arada elinizi ıslatın. İrmik topları şekil vermeye hazır. Hindistan cevizini tabağıma boşaltıyorum. Hindistan cevizine buluyoruz arkadaşlar. Sonra şeklini yine böyle düzeltebilirsiniz. Pasta süslerine de bulayabilirsiniz renkli şekerlemeleri. Kakaolu karışım da yapabilirsiniz. Hindistan cevizi ile kakao. Ben sadece Hindistan cevizi kullanacağım. İrmik topları hazır arkadaşlar. Bir tane yedik. Harika olmuş. Hemen şimdi süsleyeceğiz. Burada bakın boncuklarım var. Bim'den aldığım pasta süsleri. İsterseniz fındık da batırabilirsiniz ortasına. Bundan olması şart değil. Ben böyle bunlardan yapacağım. Biraz zaman alıyor ama güzel oluyor. Bakın şöyle 3-4 tane. Bunların pembeleri falan da güzel oluyor. Renkli renkli. İsterseniz şu top çikolatalardan, drajelerden içine batırabilirsiniz. Evde ne varsa yani. Neyle süslemek istiyorsanız. İrmik toplarımız hazır. Güzel süsledik. Bakın. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hatta kendime bir akşam kahvesi yapacağım. Üşenmeyeceğim. Kahveyle birlikte lokum gibi yiyeceğim arkadaşlar. Hem pratik hem de güzel böyle tatlı oldular. Azra ile Rıza bayağı yediler. Sıra bana geldi. Ben yanına kahve yapacağım. Hemen şöyle hazırladım. Kahvemi de ocağa alayım. Mis gibi kahvem hazır arkadaşlar. Şimdi kahvemi alıp köşeme geçeceğim. Burada da veda edeyim sizlere dedim. Yarın yine görüşürüz kısmetse. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.